basın mensupları için özellikle çok daha vahimdir. Bildiğiniz gibi il başkanımızın da söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olduğum dönemde ilimizde büyük bir yolsuzluk dosyasını ortaya çıkartmıştık. TMSF tarafından el konulan bir çiftliğin AK Parti'nin o dönemki milletvekili İknur Öncöz tarafından el konulduğunu, gasp edildiğini basın açıklamasıyla sizlere duyurmuştuk. Bu minvalde de konuk olduğum bir ulusal kanal yayınında şöyle bir ifade kullanmıştım. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmiştim. Biz sizin milletvekilinizi doyuramıyoruz. Milletvekilinize nasıl bir diyet borcunuz var da bu kadar yolsuzluğa rağmen buna sahip çıkıyorsunuz demiştim. Sözlerimi biraz daha açayım ben. Sayın Cumhurbaşkanımız da bol miktarda avukat temin etsin. Çünkü anlaşılan bu tip eleştiriler hep dava konusu olacak. Sayın İknur Öncöz 17-25 Aralık'taki yolsuzluk aklama komisyonunun üyesidir değerli arkadaşlarım. 4 bakanın suçüstü yakalandığı, Cumhurbaşkanının oğluyla kırmızı hattan paraları sıfırla diye konuşuldu ve ülke tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasının aklama komisyonunun üyesidir. Sayın Cumhurbaşkanı daha açık söylüyorum. O komisyonda siyasi pisliklerinizi, yolsuzluklarınızı aklayan İknur Öncöz'e diyet borcunuzu ödemeye devam ediyorsunuz. Suçsa bunu da suç olarak lütfen avukatları takip etsin, gereğini yapsın. Biz o gün dile getirdiğimiz her iddianın arkasındayız. Dile getirip hiçbir iddiamız bizim asılsız çıkmamıştır ki o günkü açıklamamızdan sonra da basın açıklamasına gelmeden gene mağdur vatandaşımızı aradım ve çiftliği zararıyla birlikte devredilmiş. Dolayısıyla o açıklamamız o kadar haklı bir zemine oturmuştu ki milletvekili gasp ettiği çiftlikten çekilmek zorunda kalmıştı. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu dava hukuki bir dava değil. Bu dava siyasi bir davadır. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklamalarının sonunda açılan dava. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde açılan dava. Anadolu'nun muhtelif illerinde çok sayıdaki yerel siyasetçimize açılan davalar gösteriyor ki siyaset hukukun üstüne çökmüştür değerli arkadaşlarım. Bu davada siyasi bir davadır. Eğer bir ülkede adliye koridorlarında muhalif siyasetçiler, muhalif gazeteciler, muhalif düşünen vatandaşlar dolaşıyorsa o ülkedeki rejimin adına hiç kimse demokrasi diyemez değerli arkadaşlarım. Bu rejim bir diktatör rejimidir. Bu rejime her şey söylenir ama asla demokrasi denilemez. Bu davalardan korkmuyoruz. Bu davalardan sinmiyoruz. Bu davalardan geri adım atmayacağız. Doğru bildiğimizi savunmaya, Aksaray halkının ve Türk halkının çıkarlarını savunmaya, ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bedeli ne olursa olsun devam edeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Bir yerde karanlık ne kadar baskınsa aydınlık o kadar yakındır. Şu an enkazında boğulan bir hükümet, muhalefeti susturarak bu tip pisliklerini gizleme yoluna tevessül ediyorsa bu çok vahimdir. Dava hakkında da şu bilgiyi de paylaşayım sizinle. Açıklamamda bir de şunu söylüyorum. Orada hukuken mahkemenin haklı bulduğu mal sahibi malını almaya geldiği zaman jandarma müdahale ediyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde rant sağlamak için milletin çocuğu olan jandarmayı vatandaşla karşı karşıya getirmeyin cümlem var. Bu dava önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şahsıma açıldı. Türk ordusunu aşağılamak ve hakaret etmek suçundan. Daha sonra herhalde ya bu çok zorlama olur, buradan bir şey bulamayız diyerek aynı dava Cumhurbaşkanı'na hakaret davasına çevrildi. Bu iddianameyi hazırlayan savcının gerçekten hukuk fakültesini bitirip bitirmediğini, derslere devam edip etmediğini, hukuk bilgisi olup olmadığını da kamuoyunun araştırmasını özellikle istirham